Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2024 LGS matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Hemen arkadaşlar hızlıca hatırlatayım, LGS'ye çalışmak için bakıyorsanız bu sınavlara arkadaşlar, ayrıca kazanım kavrama testleri, LGS çalışma kitabı, aylık örnek soruları arkadaşlar ve diğer yıllarında çıkmış LGS sorularının tamamı kanalımda mevcuttur. Bunlara da bakabilirsiniz kaynak olarak arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer liseye geçtiysen, lise için bakıyorsan da buradaki lisede de arkadaşlar matematik, fizik hepsi oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Sorular hakkındaki ilk görüşüm de şudur arkadaşlar. 2023'e kıyasla bir tık daha sanki kolayımsı, bir tık daha zorumsu diyelim. Hadi kolayımsı demeyelim de. Yani o civarlarda dolaşmışlar. Kolay desen de olur, zor desen de olur. O şekilde olmuş. Ama genel itibariyle ben soruları beğendim arkadaşlar. Evet, birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Diyor ki bir kenar uzunluğu x artı 2 santimetre olan karenin çevresinin uzunluğu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade. Arkadaşlar böyle bir karemiz varmış elimizde ve bu arkadaşın bir kenarı x artı 2'ymiş. Bak, kare olduğuna göre bütün kenarları eşittir. Sevgili arkadaşım, sen bunu şöyle yapabilirsin. Bak, hepsini topla. 1, 2, 3, 4 tane x var. Artı 2, 4, 6, 8. Bir de 8 var. 4x artı 8, değil mi? Aynen öyle. Diyarbakır'ı işaretlersin gönül rahatıyla. Ya da sevgili arkadaşlar, biz toplama nasıl düşünüyoruz? 4 tane kenarı var bu arkadaşın, değil mi? 4 çarpı x artı 2. Yani x artı 2'den 4 tane var. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. 4x, 4 ile x'i çarptım. 4 ile de 2'yi çarptım. 8. Böyle de düşünebilirsin. Nereden geldiğini de unutma. Hadi 2 ile devam edelim. Tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olacağını Akkoya nükleer güç santrali ile 60 yıllık süreçte arkadaşlar 21 çarpı 10 üzeri 8 ton altını çiziyoruz. Karbon emisyonu engellenecektir. Yani doğaya zarar vermekten kurtulacağız arkadaşlar. Böyle bir tasarruf var. Buna göre Akkoya nükleer güç santralinin tam kapasiteyle çalıştığında bir yılda, bak 60 yıllığı vermiş, bize bir yıllık soruluyor. Engelleyici karbon emisyonunun kilogram, bakın ton cinsinden verilmiş, kilogram cinsinden soruluyor arkadaşlar. Cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Ve arkadaşlar hemen neyi biliyorum ben? Bir ton eşittir 1000 kilogram, değil mi? Ve ben 1000'i nasıl yazıyorum arkadaşlar? 10 üzeri 3 şeklinde yazabiliyorum. Çünkü 3 tane sıfır var. Güzel. Hemen tez elden arkadaşlar şu 21 çarpı 10 üzeri 8 tonu kilograma çevirelim. Ne yapacağım? 10 üzeri 3 ile çarpacağım. Çarptığımda 21 çarpı 10, 10 tabanlar aynı, üstleri topluyorum. 10 üzeri 11 elde ediyorum. Harika. Arkadaşlar bu 60 yıllık. Yani her yılda düzenli aynı miktarda karbon emisyonu engelleneceğini düşünecek olursak arkadaşlar bir yıllık için ne yaparız? Bunu 60'a böleriz. Yani 21 çarpı 10 üzeri 11'i 60'a bölerim. Değil mi? Doğrudur. Güzel. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağım? Bakın 21 çarpı 10 üzeri 11. 60'ı da şöyle yazalım mı? 60 çarpı 10 olarak. Neden öyle yazdım arkadaşlar? Çünkü bak 10 üzeri 11 ile 10 üzeri 1 bir sadeleşmesi var. Eşittir diyelim. Tabanlar aynı olduğunda bölmede ne yapıyorduk arkadaşlar? Üstleri çıkartıyorduk. Yani bu arkadaş 10 üzeri 10 olacak. Peki 21 bölü 6'yı merak ediyoruz şu an. Köşede de bölüyorum. 21'i 6'ya efendi biliyorum. 2'nin içinde yok. 21 içinde 6 3 kere var. 18 çıkardım 3. 3'ünün içinde 6 olmadığı için buraya bir virgül, buraya bir 0 atıyorum. 30'un içinde 6 5 kere var. Hop, tam bölündü. 0 0. Arkadaşlar 21 bölü 6 3,5'muş. 3,5 çarpı 10 üzeri 10. Neredesin? Bursa şıkkındasın. Tamam. Bilimsel gösterimde ne olacaktı? Bakın C şıkkı direkt değil arkadaşlar. Çünkü bilimsel gösterimlerde burası 1 ile 10 arasında bir sayı olmalıydı, değil mi? Elimine. Bunlar 3,5, 3,5, 2,1. Bunlar olabilir deyip öyle de düşünebiliriz. 3 numara ne diyor? Arkadaşlar gayet temel bir bilgimiz. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? İnşallah ilk kez duyuyorum demiyorsunuzdur arkadaşlar. Rasyonel bir önce öğrenin.
rasyonel sayı arkadaşlar A bölü B şeklinde, yani kesirli olarak yazılabilen tüm sayılar. İrrasyonel sayılar da arkadaşlar böyle yazılamayan sayılardır. Mesela buraya bakacağım, bu sayılardan hangisi böyle yazılamaz? Arkadaşlar 12 tamam zaten, bak 12 bölü 1 mesela, 24 bölü 2, 36 bölü 3, hepsinde sonucu 12'dir değil mi? Böyle yazabiliyorum bakın. A bölü B şeklinde yazabiliyorum. Bu bir rasyonel sayı. Hocam bu köklü sayı irrasyoneldir. Arkadaşlar burada da ne yapıyorum bakın. 144 bölü 100 değil mi bu arkadaş? Evet, 1,44 değil mi? Böyle yazalım. Şimdi karekök hem bunun hem bunun da karekök olduğuna göre 144'ün karekökü 10'un, 100'ün karekökü de 10'dur. Bu da ne oldu arkadaşlar? 1 tam 10'da 2. Ya da bak şöyle de gör. 12 bölü 10 şeklinde yazabildim. Yani A bölü B şeklinde yazabildim. Bu da rasyonel. Ama öğretmenim bu nasıl 1,2 devrediyor, sonsuza kadar gidiyor ki bana öyle söylemişlerdi öğretmenim, sonsuza. Ama sevgili arkadaşlar bunun da bir rasyonel sayı yazış biçimi var biliyorsunuz değil mi? Bir formülü de var bunun hatta değil mi? Sayıların tamamını yazıyorsun, devretmeyeni çıkartıyorsun, devredeni devretmeyeni çıkartıp virgülden sonra bir tane 9, hatta kontrol edelim arkadaşlar, 10 virgül olmaz, 1'i çıkarmamız lazımdı. Devretmeyeni çıkartıyoruz. Bak ne oluyor? 11 bölü 9 oluyor. 11'i 9'a böldüğümüzde arkadaşlar bir kere var 20, sürekli 2 2 devreder gider. Bunu da yani bakın 11 bölü 9 olarak yazabiliyorum ben. Bu da rasyonel bir sayı. Ama işte kök 14'ü yazamıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde A bölü B şeklinde yazamadığımız için cevabımız A şıkkı oluyor. Yani kesirli olarak ifade edemiyoruz. Tamam mı? Burada gördüğün diğer B, C, D şıklarını herhangi iki sayının bölümü şeklinde yazabiliyorum. Mesela 120 bölü 10 yazabilirim 12 yerine gibi. 4 ile devam. 4 ile de ne dedik arkadaşlar? Sene boyunca ben size hep söylüyordum. Bak köklü sayı, köklü sayı, köklü sayı. İşlemin sonucu nedir? Arkadaşlar köklü sayının yaklaşık değerini bulabilmek, onu tahmin edebilmek için ben sayıyı kök içinde görmek isterim. Ama ne zaman 4 işlem var, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, o zaman ben bunları A kök B şeklinde yazmalıyım. O zaman bunu da yazabilmenin en güzel ilacı nedir? Arkadaşlar algoritma. Bakın 363'ün algoritmasını yapıyorum. 2'ye bölünemiyor. 3'e böldüm arkadaşlar. 121. Şimdi bu saatten sonra zaten hemen belli etti. 121'e bölen 11'dir. 11 yapar. 11'e bölerim 1'dir. Arkadaşlar çift olanlar dışarıya çıkıyordu değil mi? 11 kök 3 oldu bu arkadaş. 11 kök 3. Ya da şöyle de düşünebilirsin. Öğretmenim 363 121 çarpı 3 değil mi? Evet. 121 bak tam kare bir sayı. Dışarıya çıkar. Nasıl çıkar? 11 olarak. 11 kök 3. Böyle de düşünebilirsin. Eksi 75 ile ilgilenelim arkadaşlar. 75 de kendini hemen belli ediyor zaten. 3'e böldüm. 25. Bak şimdi de 5, 5, 5, 5. Hop. Ya da yine şöyle düşünelim. 75'i 25 çarpı 3 olarak düşün. Bakın 25 kurtarıyor kendini. 5 kök 3. Burası da 5 kök 3 oldu. 27 avaz avaz bağırıyor. Sen zaten çok yaptın. 9 çarpı 3 değil mi arkadaşlar 27? Evet öğretmenim bak 9 kurtardı. 3 kök 3. Ha ne zaman sıkışırsan algoritma. Algoritma candır arkadaşlar. Kök 27 yerine de eksi 3 kök 3 yazdım. Arkadaşlar çok klasik bir toplama çıkarma işlemi. 11 tane kök 3'ten 5 tane kök 3 çıkarsa ne kalır? 6 tane kök 3 kalır. Değil mi? 6 tane kök 3'ten 3 tane kök 3 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 3 tane kök 3 kalır. Tamam mıyız? Harika. İşte cevabımız budur arkadaşlar. Bak dikkat edersen ben çarpmayı hep adet kere olarak görüyorum ya, size de tavsiyem o. 11 kök 3 bu demek. 11 tane kök 3. 5 kök 3, 5 tane kök 3 demek. 11 tane 5 tanesi çıkarsa 6 tane. 6 tanesinden de 3 tanesi çıkarsa 3 tane kalır ki o da 5 şıkkında bize göz kırpıyor. Devam edelim. 5 numara o. 5 numarada şöyle sesleniyor arkadaşlar. Aşağıdaki kare düzleminde verilen sütun grafiğinde bir müzeyi belirli günlerde farklı saatlerinde ziyaret eden kişi göstermiştir. Saatler. Arkadaşlar kişi sayılarını buraya yazıyorum. Ama ne hikmetse buralar yazılmamış. Ziyaret saatleri de yazılmış. 10, 11, 14, 15, 16. Güzel. Buna göre diyor arkadaşlar müzeyi ziyaret eden kişi sayısını gösteren tablo. Tablo şeklinde nasıl olabilirdi?
Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın ziyaret saati, ziyaret saati. Burada ne görmem lazım? 10, 11, 14, 15, 16. 10, 11, 14, 15, 16. 10, 11, 14. Hepsinde de aynı saatler var. Peki, şimdi bizden burada merak edilen arkadaşlar şu değerler ne olabilir? Şimdi sevgili arkadaşlar bak bu arkadaş bir şeyin şu 3 birim değil mi? Burası 3K diyelim. 3 birim var burada. 3 birimlik. Bak burası saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 birim burada. Değil mi? Güzel. Hop burada 6 birim var. Ama öğretmenim birim değil kişi olmalı. Ha evet. Zaten ben onu bakacağım arkadaşlar. Hangisi olabilir dediğinde. Bakın mesela şöyle düşünelim. Burası 20 olsa burası 80 olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü bak 80 20'nin 4 katı. Bana biri oradan kalksın söylesin arkadaşlar. Elinizi vicdanınıza koyun. Şu uzunluk, şuradaki bar bunun 4 katı olur mu? Olamaz. Çarpı. Hemen buraya gel. 30'a 50 olabilir mi? Aa olabilir bak. 3 tane var. 30 50 olabilir. Tamam. Hadi bulmuşken devam edelim. Yani her bir birim 10'sa 10 20 30'sa oluyor mu? 14'e bakalım. 10 20 30 40 50 60. Evet tuttu. Buraya bakalım 10, 20, 30, 40, 60 bu da oldu. 16'ya bakıyorum 10, 20, 30, 40 vallahi oldu. Bursa oldu. Öğretmenim böyle mi yapacağız ya deneme yanılma? Arkadaşlar hemen fark ediyorsun bak 20, 80 olamaz. Mesela bu 60, 100 de olabilirdi. Bak en azından şunu görüyorum 11 ile 15 aynı olacak. 11 ile saat 11 ile 15'tekiler aynı aynı. Tamam buralar da aynı. Bir fazlası. Bak bunlar aynı yapmış mesela. 10 ile 16 aynı mı Allah aşkına konuş. Değil mi? Bu da çarpı 7. Burada da 60 70 demiş. 100 190. Ha bu da 14'ü en düşük demiş. Oysa 14 en fazla olan değil mi? Bu da çarpı 7. B şıkkı oradan avaz avaz gözümüze sokarcasına bakıyor yani. Evet, devam ediyoruz. 6 numara gelsinler. Çok sevdiğim bir soru yine arkadaşlar. Öteleme sorusu, simetri, döndürme. Dikdörtgenler şeklindeki bir kilim görüyorum arkadaşlar. Eskimiş kısımlarının tamir edilebilmesi için kareli zemin üzerinde simetri doğrusuyla birlikte aşağıdaki gibi modellenmiştir. Güzel. Kültürlerimize sahip çıkmak önemli değil mi arkadaşlar? Bu kilim kültürü falan çok çok önemlidir. Model üzerinde 4 beyaz dikdörtgensel bölgeyle belirlenen eskilemiş kısımlar simetri doğrusuna göre tamamlanacaktır. Arkadaşlar simetri doğrusu şu demek. Bak burası ya. Şuraya göre katladığımda, ben bunu katladığımda aynı görüntü buraya simetrik olarak çıkacak demektir. Güzel. Buna göre beyaz bölgesel bölgelerde oluşan görüntülerden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz. O zaman arkadaşlar tamamlayalım. Bakın benim burada görmüş olduğum görüntünün tam simetriği burada olacak. Hop şuraya kadar geldim. Hop şunu yaptım. Şunu yaptım. Bunu yaptım. Değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Aynı zamanda şurada da bir kırmızı bölgem var. Bu kırmızı bölgede de şöyle bir şey olacak. Değil mi arkadaşlar? Evet öğretmenim. E bakın bu arkadaş buna gayet benziyor değil mi? Ha şunu da unutmayalım tabii ki. Şöyle. Bak simetriymiş. Tam da bu arkadaşın simetrini oluşturdum. Bu C şıkkında var. Buraya geldiğimiz arkadaşlar yine bunun tam simetriği olacak. Şu arkadaşa da baktığımızda arkadaşlar bakın şu kısmı taşırsam ondan sonra şurası şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Şöyle. Hop bu arkadaş şuraya kadar geliyor. Değil mi? Aynen bunu da sağlıyor. Bak bunu da sağladık. Bak tam simetri olmadı mı? Evet öğretmenim. Bu da orada var. Evet var. Şuraya geldiğimizde sevgili arkadaşlar bakın şunu tamamlayacağım. Önce şu görüntüyü görelim. Hop şuraya kadar geldim. Hop şunu yap. Bak şurayı tamamladım. Gördün mü? Bir nevi K harfi gibi. Tamamladık. Şimdi şu arkadaşı tamamlamaya çalışalım. Bu arkadaşı tamamlamaya çalıştığımızda da hop şöyle bir şey olacak. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bu da buna benziyor. Harika. Bu da burada. Demek ki D olmuyormuş. Bunu da ispat edelim. Hadi görelim. Arkadaşlar bak burada bu kare var. Şu üçgeni görüyor musun? Bu üçgenin tam tersi burada olacak. Bak hop şu üçgeni oluşturdum. Tamam mı? Tamam. Hocam burada da var ondan. Evet ama dikkat et. Aman dikkat et. Arkadaşlar daha sonra şu arkadaş bak şu tamamlanıyor. Şu sarı bölge tamamlanıyor. Daha sonra da şu arkadaşı tamamlamam lazım. Şu şekilde. Değil mi? Bak bunun tam simetriği, bunun tam simetriği oldu. Şurayı da tamamladım. Daha Allah'tan ne isteyeyim değil mi? Ha bir tane de şöyle bir şey varmış.
Tabadıp şöyle bir şey var bu arkadaşın, değil mi? Bu ona benziyor mu? Ne yazık ki benzemiyor. Neredeyse benzeyecekmiş ama bak şu eksik, değil mi? Şu şeyleri eksik arkadaşlar. Neredeyse de olacakmış yani. D şıkkı diyoruz, işaretliyoruz doğru cevabı. 7 numara gelsin. 7 geldi. Diyor ki arkadaşlar, kenarların uzunlukları 3x görüyorum. Santimetre olan kare şeklindeki beyaz ve mavi kartonlar ikisinde 3x. Unutunu unuturum arkadaşlar. Ben buralara hemen 3x'leri yapıştırayım. Tamam. Kartonlar üst üste çakıştırıldıktan sonra mavi karton sabit kalmak kaydıyla, bak sabit kalmış mavi, beyaz karton 1 santimetre yukarı 1 santimetre sola ötenerek aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Güzel. Sağ solu yukarı aşağıyı da söylemiş. Buna göre aşağıdaki görünen mavi bölgenin alanını, mavi bölgenin santimetre cinsinden veren debirsel ifade aşağıda neden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, burada yapacağın arkadaş da işlem de şu. Bunları mesela, bu garip bir şekil karesel bölgeler ayırdım. Mesela şöyle ayırdım. Şimdi bakın, bu arkadaşın alanı için benim neye ihtiyacım var? Uzun kenara, ki biliyorum 3x. Bir de kısa kenara. Sevgili arkadaşlar, sevgili beyaz karton 1 santimetre sola doğru kaydırıldığında burası 1 santimetre olmaz mı? Evet. O zaman bu arkadaşın şu taradığım kısmın alanına kadar olur arkadaşlar? 3x çarpı 1'den 3x kadar olur, değil mi? Harika. Şimdi geldim şu arkadaşa. Bu arkadaşta da arkadaşlar, şimdi dikkatini çekerim. Şurası 1 santimetre yukarı çıktığı için şurasının 1 santimetre olduğunu biliyorum. Güzel. 1 yani. Sevgili arkadaşlar, şimdi ihtiyacım olan da şu uzunluğum, değil mi? Bu uzunluk içinde ne yapacağım? Öğretmenim 3x değil miydi? Arkadaşlar dikkat edin. 3x tamamı. Burası da 1 ise buradan ne kadar azaldı? 1 azaldı. Yani burası 3x eksi 1 kadar oldu. Doğru mudur? Doğrudur öğretmenim. O zaman şimdi bu arkadaşın alanını söyle. 3x eksi 1 çarpı 1'den 3x eksi 1 de bu. Toplam alanım ne? Bu iki arkadaşın toplamı kadar. 3x eksi 1 artı 3x eşittir 3 tane x, 3 tane x, 6 tane x. Aha da hop eksi 1 de var bir tane. O da A şıkkında arkadaşlar. Konu kapanmıştır. 8 numara. Gülsüm'ün kırmızı, yeşil, mavi kalemlerin uzunlukları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Dıbı dıp 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 dıp. Gülsüm, buradan Gülsüm'e selamlarımızı gönderiyoruz. Gayet güzel isim Gülsüm. Birer adet kırmızı, yeşil ve mavi kalemi ucuca eklediğinde bu kalemlerin toplam uzunluğu 56 tam onda 1 santimetre olmaktadır. Buna göre kırmızı kalemin uzunluğu kaç santimetredir? Öğretmenim, ben hiçbir şey bilmiyorum ki, nasıl yapacağım? Arkadaşlar, burada yapacağımız husus şu. Ben sana iki şekilde de göstereceğim. Bakın, kırmızının uzunluğuna K diyelim. Tamam mı? K. Arkadaşlar, yeşilin uzunluğu bana biri oradan söylesin. Öğretmenim, bilmiyoruz ki, tam söylenmemiş K1. Ama bakın, K cinsinden yazacağım. K'den ne kadar fazla? 2.8 santimetre fazla. Arkadaşlar, bu yeşil. He, güzel. O zaman bu yeşilin boyunu yazıyorum. Yeşil. K artı 2.8. Peki mavinin ne kadar? Arkadaşlar, mavinin de bakın şu yazdığım yeşilden 5.2 fazla. Yani 2.8 ile 5.2'yi toplarsam 0 elde var 1. 8 santimetre fazla. Yani K arkadaşlar, şu arkadaşa bakın, bunu ekliyorum 5.2'yi. K artı 8 olmadı mı? Evet. Sevgili arkadaşlar, olay burada bitiyor işte. Kırmızı, yeşil, mavi. Kırmızı K kadar artı. Yeşil K artı 2.8 kadar. Mavi de arkadaşlar K artı 8 kadar. Ve bunların hepsini toplamışım 56.1. Sevgili arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Hayatın boyunca matematikte kullanacağın denklemle tanışıyorsun aslında. Denklem kurduk. Şimdi denklem çözeceğiz. Bir tane K, bir tane daha K, bir tane daha. 3 tane K artı. Şunları topladım. 2.8 ile 8'i topladım. 10.8 eşittir 56.1. K'yi yalnız bırakıyoruz arkadaşlar. 3 tane K eşittir 56.1 eksi, bu arkadaş burada artı ya, 10.8 eksi olarak geçti. 56.1'den 10.8'i çıkartıyorum. 1'den 8 çıkamayacağı için komşudan bir 10'luk aldık. 11'den 8'i çıkarttım. 3. Burada 5 kaldı. Hop. Burada da 5'ten 1 çıktı bu. 3 tane K 45.3'müş arkadaşlar.
Şimdi yapmam gereken ne? 45.3'ü 3'e bölmek, çünkü bir tane K'yi bulacağım. K, ki bana zaten kırmızı kalemin boyu soruluyordu. Arkadaşlar 45'in, ya 4'ün içinde 3 bir kere var, hadi öyle yapalım. 15 kaç kere var? 5 kere var. 15 çıktı. Arkadaşlar şimdi buraya virgül indi ya, buraya da virgülü koymalıyım. 3'ün içinde 3 de 1 kere var. 15 tam 10'da 1. 15,1 santimetreymiş arkadaşlar. 8'e de A'yı gönül rahatlığıyla söyledik. Peki bu denklem böyle de aslında olup biten ne? Arkadaşlar asıl olup biten şu. Bak kırmızı kalem bu ya, yeşil artık senin için şu bak. Kırmızı artı bu kadar. Şimdi hepsini ucuca ekliyorum. Bak kırmızıyı eşledim. Bu kırmızı. Şimdi yeşili koyuyorum. Bak yeşili şöyle koyacağım. Kırmızı artı 2.8. Bak 2.8. Şimdi maviyi koyuyorum arkadaşlar. Mavi içinde bak yeşili koyuyorum. Şu an bir yeşil yapacağım buraya. Şöyle bir yeşil yaptım. Bir de tane de 2.8 yaptım. Bak bu da yeşil. Hop. Bir de ne yapıyorum? 5.2 daha koyuyorum. 5.2. Sevgili arkadaşlar, şimdi dikkat. Bak şu kırmızı. Şurası kırmızı kalem. Şurası, hop, şurada görmüş olduğun yeşil. Burada bak, buradan aldım, buraya koydum. Şu görmüş olduğunda işte mavi kalem. Değil mi? Yeşil artı bu. Bunların tamamı 51, 56.1. Burada yaptığımız işlem de matematiğe dökülmüş halidir yani. Anlaştık. Harika. Nefisimo diyerekten arkadaşlar 9 numarayla devam ediyoruz yolumuza. 9 diyor ki, bir mağazada bir günde satılan pantolon ve gömlek sayısı ve birer adetlerin fiyatları aşağıda tabloda verilmiştir. Dıp 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 dıp. Bu mağazada bu ürünlerin satışında toplam 12 bin liradan az gelir elde edildiğine göre satılan gömlek sayısı en fazla kaçtır? Yani X. Arkadaşlar 20 tane satmışım. Bak 20 tane 240 satmışım artı X tane de 180 liradan satmışım. Benim toplam gelirim bu mu? Evet. Ve bu neymiş arkadaşlar? İşte 12 bin liradan azmış. Buyur sana bir de eşitsizlik sistemi. Tamam. Güzel. Arkadaşlar 20 ile 240'ı çarptığında 2 ile 24'ü çarpsan 48. 2 tane daha 0 ekle. 4800. Artı 180 tane X, değil mi? X çarpı 180. Küçük olmalı 12.000'den. Şimdi ben bunu yalnız bırakmaya çalışıyorum. 180X burada kaldı. 12.000 burada. Eksi 4800 ya, karşıya attım. 4800. Sen zaten bilirsin canım ya. Bunu ben kimle toplayınca 4800'ü kimle toplayınca 12.000 yapar? Bu sorunun cevabı o zaten. 180x bölü, arkadaşlar buradan bunu da çıkarttığımızda 7200 kalıyor. Toplayalım, sağlayalım. Evet. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? X'i yalnız bırakmak istiyorum. X küçüktür. 7200 bölü 180. Çünkü her iki tarafı 180'e bölüyorum değil mi? X yalnız kalsın diye. Arkadaşlar 7800'de 180'e nasıl böleriz? Hop 180'i yazdık ya. Bak ilk yapacağın hareket şu birer sıfırdan kurtul ki kolay olsun. 72'nin içinde 18, 4 kere var arkadaşlar. 72, 0, 0. Bu sıfırı da buraya alıyorum. 40. Yani x 40'tan küçük olacak. Sevgili arkadaşlar konu kapanmıştır. Hocam 40 mu? Hayır. Bak 40 tane olsaydı tam 12 bin lira tutuyormuş. Bunu fark ettim. 40'tan küçükse en fazla kaç olabilir? 40'tan küçük en fazla. Tabii ki 39 olur arkadaşlar. Değil mi? Hiç de üzülmeyiz. Tutar. Bu sayı işaretleriz. 10 numara yine en sevdiğim tiplerden arkadaşlar. Bir bahçe ilaçlarının için bir depo ilaç kullanılmıştır. İlaçlama başladığı andan itibaren depodaki ilaç miktarı ile zaman arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Bu bahçede depolarının tamamı kullanılarak 5 saatte ilaçlanmıştır. Buna göre başlangıçta depoda bulunan ilaç miktarı kaç litredir? Sevgili arkadaşlar önce tabloma bakıyorum. Depodaki ilaç miktarı litre. Keşke şurayı verselerdi de bulabilseydim. Ama panik yok, bulacağız. Arkadaşlar dikkat et bak, zamanı da dakika olarak vermiş. Bana 5 saat dedi. Arkadaşlar 5 saati o zaman ne yapacağım? 5 çarpı 60 yaparak dakikaya çevireceğim. Niye 60 ile çarptım? Çünkü 1 saat 60 dakikadır. 5 saatte 300 dakika. Güzel.
Arkadaşlar bu şu demek, eğer benim bu grafiğim devam ederse, bak devam etmiş, 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 tam şurada tamamlanmış. Şurası 5 saatmiş, 5 saat, yani 300 dakikaymış, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar işte tarihi bir fırsatın var. Sen tablodan okuyabileceğin bir nokta bulacaksın. Şimdi bu noktayı bilemiyoruz ama bak ben bu noktayı biliyorum. Bir nokta daha biliyorum artık. Şurayı da biliyorum. Arkadaşlar şurada ne kadar zaman geçmiş? 300 dakikadan bak 300 dakikadan 120 dakikayı çıkarsam ne kadar geçmiş? 180 dakika. Peki bu 180 dakikada ne kadar tüketmişim? Hocam nereden bileceğim? Bilmen var mı? Bak 90'dan 0'a gitmişsin. 90 değil mi? Burası 90. 90'dan 0'a. Arkadaşlar 90-0. 90 litre bölü 180 dakika. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musun? Hop hop 1 bölü 2 litre bölü dakika. Yani dakikada yarım litre tüketmişsin demektir bu. Anlaştık. Güzel. Buradan hemen şunu fark ediyorum. Bak iki türlü de çözeceğim sana. Aa öğretmenim şöyle değil mi? O zaman 300 dakikada bak 300 dakika çarpı 1 bölü 2 yaparsam 150 litre yapar. İşaretlersin. Ya öğretmenim ne yaptın? Hiçbir şey anlamadım. Pekala şöyle yapalım o zaman. 180 dakikada 90 litre tüketiliyor ise bana bütün depoyu soruyor ya. Bütün depo kaç dakikada? 300 dakikada. 300 dakikada kaç litre? Al sana oran orantı. Candır yani değil mi? Ne yapıyorduk arkadaşlar bu durumlarda? İçler dışlar çarpımı x çarpı 180 eşittir 90 çarpı 300. Ben biliyorsunuz böyle durumlarda hiç acele etmem çarpmayla. Çünkü x'i yalnız bırakacağım ya. Çarpma hop buraya bölme olarak geliyor. Gitti. Arkadaşlar bak 90, 180 sadeleşti. 1'e 2, 300 bölü 2, 150 litre. Böyle de bulursun. Bazı durumlarda hatta daha güzeli vardır arkadaşlar. Oran orantıda. Bunu da anlatayım ben sana. Bak bu arkadaşın yarısı ya. 180-90. Burada bulacağın da bunun yarısı olur. Zaten burada yaptığın işlem de odur. 300'ün yarısı da 150'dir yani. Anlaştık. Okay, tomento. 11 gelsin gevezelik yapmadan. 11 diyor ki bir televizyonun ses seviyesini ve ses göstergesi arasındaki ilişkiyi aşağıda verilmiştir. Bu ilişkide ses seviyesini gösteren sayı tam kare ise karekök değeri, tam kare değil ise karekök değerinin en yakın, dikkat et, olduğu doğal sayı değeri hoparlör sembolünün yanındaki çizgi sayısı ile gösteriliyor. Bak çizgi sayısı. Bu televizyonun ses göstergesi 3 çizgi iken ses seviyesi en fazla kaç olur? Arkadaşlar burada aslında soruyu anlayabiliyor muyuz var. Şimdi bakalım bu arkadaşın 2 tane varsa bunun ses seviyesi 2'ymiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bak karekök 3. Şu karekök 4. Bu karekök 5. Bu da karekök 6. Arkadaşlar sayı doğrusunu yapalım. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bakın sayı doğrusunu yaptım. Bu arkadaş karekök 1. Bu arkadaş karekök 4. Bu arkadaş karekök 9. Bu arkadaş da karekök 16. Şimdi bana söyleyin karekök 6 hangisine yakın? Öğretmenim karekök 6 2'ye yakın. Değil mi bak? Karekök 5, karekök 6 burada. 5 ve 6 2'ye yakın olduğu için arkadaşlar burası 2 seviyesinde. Ha. Şimdi 3 tane seviye olan arkadaşı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Onu da nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Bak 3'e yakın olanlar. Karekök 10, karekök 11, karekök 12, karekök 13, karekök 14, karekök 15. Arkadaşlar 3 tane olsun istiyorum. En fazla dedi ya bak. Karekök 10 kabulüm. Karekök 11 kabulüm. 12 kabulüm mü arkadaşlar? İyi bir bakalım ona. Öğretmenim. Karekök 12 de kabulüm. Şurayı daha bir güzelleştirelim. Şöyle 3 ve 4. Yani çok sıkıştı ya daha güzelini yazacağım. Karekök 9, karekök 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hepsi de karekök. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bak şuraya kadar olanlar 10, 11, 12... Kime yakın? 3'e yakın. 13, 14, 15'lerde 4'e yakın. Yani benim yazabileceğim en büyük
en büyük sayı arkadaşlar 12 olmalı. Çünkü Karaköklü ifadesine baktı. Yani Karakök 12 kabulümdür. Anlaştık mı? Harika. Buradaki trik de budur arkadaşlar. 12 ile devam ediyorum. Gene güzel bir soru konseptsel olarak. Doruk pergel yardımıyla aşağıdaki verilen ABC kenarları dıbıdıp bulmak istiyor. Doruk pergeli açtığında arkadaşlar A merkezi, bak buraya koymuşuz pergeli, şunu çizmişiz kırmızıyı. Sonra B'ye koymuşuz arkadaşlar maviyi çizmişiz. Sonra C'ye koymuşuz ve siyahı çizmişiz. Sevgili arkadaşlar burada pergel şöyle bakın. Pergeli biliyorsun değil mi? Şöyle bir şey alet, hop şurada iğnesi var, burada da kalemi var. Kalemi de şöyle yapalım. Arkadaşlar şu mesafe sürekli aynı bak. Pergeli açtığımızda bunu bozmamışız. Hatta burada tam yapacak olursak da pergelimizin açıklığının tam şu kadar olduğu da açık. Şöyle yapalım. Pergeli böyle göstermiş olalım. Değil mi? Tam bu kadar açmışız. Bunu çizmişiz. Şimdi sevgili arkadaşım bana şunu söylemen lazım. Biz diyor ki ABC üçgeni açıların ölçülerinin doğru sıralanışı nedir? Açıları nasıldı arkadaşlar? En büyük açı, en büyük açı, en büyük kenarı görür. Kenarı görür. Yani benim burada bakmam gereken uzunluklar arasını kıyaslayacağım. Hatta gel seninle şöyle yapalım. AB kenarlarını kıyaslayalım. Arkadaşlar burada sence en büyük kenar neresi? Hocam en büyük kenar AB gibi duruyor. Hayır arkadaşım. Bak şu mesafeler hep aynı değil mi? Hatta ben sana şöyle çizeceğim. Şu pergelin açıklığı. Bak burada pergelin açıklığı bu kadar. Değil mi? Güzel. Burada pergelin açıklığı bu kadar. Burada da pergelin açıklığı aha da bu kadar. Çok güzel. Arkadaşlar bak aynı pergel açıklığında BC hepsinden daha fazla. BC uzunluğu en fazla. Ondan sonucum arkadaşlar AB geliyor. Hocam nereden anladık AB geldiğini? Çünkü bak AB tam pergel kadar. Sevgili AC pergelin açıklığından daha kısa. Hop değil mi? Bu da AC uzunluğu. Dolayısıyla arkadaşlar burada açılarıma baktığımda BC'nin gördüğü açı A açısı en büyük olur. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Hadi şöyle yapalım. SA değil mi? Soldan sağa gitmiş. Bazı arkadaşlar şey diyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Öğretmenim burada büyükten küçüğe dedi sen böyle yaptın. Arkadaşlar önemli olan şu eşitsizliğin yönüdür. Ben mesela bunu SA ondan sonra ama SC SB yazarsam da aynı şeyi yazmış oluyorum. Çünkü bak yönler önemli. Hocam büyükten küçüğe dedi sen küçükten büyüğe yazdın diyor bazı arkadaşlar. Ona da açıklama getirmiş olayım. Devam ediyorum arkadaşlar. Daha sonra AB'nin gördüğü, AB'nin gördüğü açı ne? C. Evet. Şurada C. Sonra da en küçük de B arkadaşlar. Çünkü en küçük kenarda AC oldu. Anlaştık. Bütün yaptığımız hikaye de burası arkadaşlar. Büyük kenarı büyük açı görür. 13 gelsin o zaman. Oo güzel bir soru daha. Yine bir eşitsizlik arkadaşlar. Uzunluğu 800 metre olan doğrusal bir koşu parkurunda A noktasından başlayıp parkur boyunca koşarak B noktasına ulaştıktan sonra A noktasına geri dönmek bir tur sayılıyor. Arkadaşlar anladık değil mi? Bak hop gidip geldik bir tur. Tamam. Bana bir turun ne kadar olduğunu söyleyin. 800 artı 800 eşittir 1600 metre. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bu bir tur. Bu parkurda ikinci turu koşan Efe. Buradan Efe'ye de selamlarımızı gönderiyoruz. Gayet güzel bir isim. Bu turu tamamlamadan durduğunda arkadaşlar ikinci tura başlıyor. Dikkatini çekelim. Yani 1600 metreyi geçiyor. İkinci tura başlıyor. Ama tamamlamıyor. Durduğunda A noktasına uzaklığı 10 metreden fazladır. Dınınının. Arkadaşlar şurada bir yerde durdu sevgili Efe. Efe şimdi burada ve şurası arkadaşlar 10 metreden fazla. Tamam mı? Tamam. Güzel. Efe bu parkurda toplam x metre koştuğuna göre x'in alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrusunda gösterilmiştir. Arkadaşlar şimdi kafanızda deli deli sorular değil mi? Düşünüyorsun. Şimdi bu arkadaş gitti, geldi. Ne yaptı? 1600'ü bir tamamladı. Bismillah.
Şimdi arkadaşlar bu noktada olması için bu arkadaş lüm buraya gelmiş olabilir. Yani ne kadar koşmuş olabilir? 1600'ü koşmuş olabilir değil mi arkadaşlar? 1600'ü geçmiş olabilir. Ya da gitti geldi 1600. Ya da şöyle yapmış olabilir. Hop böyle durmuş olabilir. Ha. Arkadaşlar bu da ne? Bak tam 2 tur atsaydı 2 tur kaç? 2 tur 1600'ün 2 ile çarpılmış hali 3200 değil mi arkadaşlar? Ha, bak gitti geldi 1600. Gitti geldi 10 metre daha atsaydı 3200 olacaktı. Yani 3190. Değil mi arkadaşlar? 3190 da gitmiş olabilir. Gitti geldi 1600. Hop. 1610 diyecektik buraya. Niye 1600 yazdık değil mi? 10 metre gitti değil mi arkadaşlar? Gitti geldi 1600. Burada durmuş olabilir. 1600'ü geçti. Hop. 3190 arasında da olabilir. Arkadaşlar peki bana bunu gösteren sayı doğrusu neresi? Bak 1610 ile 3190 arasını gösteren sevgili A şıkkı. Konu yine kapanmıştır. Gelsin mi 14 numara? Geldi. 14 diyor ki arkadaşlar. Her birinin hacmi 12.000 cm küp, santimetre küp olan dik dairesine silindir şeklindeki 3 adet ahşap. Arkadaşlar hepsinde hacmi aynıymış. Taban yüzeyleri yapışan yüksekliği 70 cm aşağıdaki bir tabure oluşturulmuştur. Ne güzel bir tabure olmuş. Arkadaşlar hacmimiz ne kadar? 12.000 cm küp. Güzel hacmimiz. Tabürenin alt ve üstteki parçaları özdeş. Arkadaşlar bunlar aynı parçalar. Ve her birinin yüksekliği ortadaki parçanın yüksekliğinin 5'te 1'i kadardır. Hmm. Arkadaşlar 5'te 1'i diyor ise ben bunlara ne diyorum? Bak burası x kadarsa yüksekliği. Bu arkadaşın yüksekliği de 5x'tir o zaman değil mi? Evet öğretmenim. Şuraya da yazalım x. Hop hatta şöyle yapalım bunları. Şöyle şöyle göstereyim ben size. Mühendissel bir gösterim. X, x, 5x. Tamam. Aa bak 70 santimde verilmiş. Verilenlere göre en üstteki parçanın taban yarıçapının uzunluğu, ortadaki parçanın tabanın yarıçapının uzunluğu ne kadardır? Tamam. Yüksekliği de 20. Arkadaşlar şunlara R ne dedi? Uzunluğun parçanın taban yarıçapının uzunluğu. Üstteki parçanın taban çapının uzunluğu ortadaki. Şuna R taban diyelim. RT diyelim arkadaşlar. Şuna da RO diyelim. Ortadakiler değil mi? Güzel. Arkadaşlar şuraya gel. R taban. Üst taban, alt taban diye söylenir bunlar. Sevgili arkadaşlar neyi bulacağım? Ben bunların yüksekliklerini bulacağım. Çünkü silindirin hacmi neydi arkadaşlar? Silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklikti. Değil mi? Harika. Arkadaşlar ben burada ne görüyorum? Bak x, 5x, x. Toplamda kaç tane x var burada? 7 tane x var. Arkadaşlar 7 tane x 70 santimetre ise x kaç? 10 santimetre. Zaten ben bu olayı hemencecik anladım. Demek ki bunların yükseklikleri 10, 10 ve 50'ymiş. Buraya yazacaksan 50, 10, 10. Topla bak 70. Güzel. Sevgili arkadaşlar o zaman ortadakini hesaplamaya çalışalım. Ortadakinin R ortaya. Hacmi ne arkadaşlar? Taban alanı ne kadar? Taban alanı. Öncelikle bana onu söyleyin. Taban alan pi r kareydi değil mi? Evet. Dairenin alanı. O zaman ne diyeceğim sevgili arkadaşlar? Pi'yi de bana 3 al demişti. 3 çarpı r ortanın karesi değil mi? P, r, 0 kare. Çarpı yüksekliğimizde arkadaşlar 50 buldum. Değil mi? Hacmimiz. Evet. Eşittir 12.000. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Hemen yapalım işlemleri arkadaşlar. Şimdi ben bunu 3'e bölüyorum öncelikle. R 0'ın karesi çarpı 50 eşittir. 3'e böldüm. 4000. Tamam mı? Tamam. Sonra bu birer tane 0. 10'a böldüm. 10'a böldüm. 400'e böldüm. R 0'ın karesi kaç arkadaşlar? 400 bölü 5'ten 80 oldu. Tamam mı? Tamam. Sen böyle bir dur. R0'ı da bulabilirim ama sana güzel başka bir şey daha gösterebilirim. Ya da alalım. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda arkadaşlar ne olur? R0 karekök 80 yapar değil mi? Bu arkadaş da 16 çarpı 5 değil mi? Evet öğretmenim. 4 kök 5 olur. Tamam. Şimdi R yukarıya bakalım arkadaşlar. R alt taban üst tabanda
Yine pi'yi r kare, pi yerine 3 yazıyorum. Çarpı rt'nin karesi çarpı yüksekliğimiz bu sefer 10 eşittir 12.000. Yine aynıydı. Evet öğretmenim. Bak 1-0 gitti. 1-0 gitti. RT kare. Şimdi 3'e böldüğümüzde kaç çıktı arkadaşlar? 4000 çıktı. Aa pardon 400 çıktı. Hemen onu düzeltelim. Çünkü 10'la sadeleştirdik ya. Silgi krizine girmeden. 400 kimin karesi 400 arkadaşlar? RT eşittir 20. Değil mi? Harika. Arkadaşlar şimdi bana neyi soruyor bu arkadaşımız? Soruyu soran kişimiz. Taban yarı çapının uzunluğu kimin? Ortancanın. Yani tabanın çapının ortadakine. Arkadaşlar 20 bölü 4 kök 5 soruluyor bana. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sadeleştirme yap. 4'e böl 5, 4'e böl 1, 5 bölü kök 5. Garip bir sonuç değil mi? Güzel. Arkadaşlar lisede öğreneceksiniz. Aslında burada hiç böyle yani her birimin hacmi aynı dese 12.000'e bile şu 70 santimetreye bile gerek kalmadan şu kadarcık bilgiyle bile bu soru çözülebilirdi. 15 ile devam edelim. Oo güzel. Diyor ki kenarların uzunlukları 2 görüyorum zaten arkadaşlar. 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 olan 10 adet mavi özdeş dikdörtgen kenarları aşağıdaki gibi çakıştırarak ABC'de dikdörtgen oluşturmuştur. Buna göre ABC'de dikdörtgen içinde kalan sarı renkli dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu ne kadardır? Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 5 eşittir 32, 2 üzeri 6 eşittir 64 santim. Sen bu soruyu böyle de çözersin aslında değil mi? Çarp çarp böyle. Ama soru üslü sayı sorusu üslülerle çözelim. Zaten bunu bundan sonrası angarya biliyorsun değil mi? Çarp topla bölersin. Ama öğretmenim bazı arkadaşlar diyor onu nereden bileceğiz nasıl yapacağız? Arkadaşlar bakın şu uzunluğu bulalım. Uzun kenarı. Ya uzun kenara ben bir baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Evet çok güzel. Arkadaşlar şu DC'yi bulalım öncelikle. Bak DC'de ne var? 1, 2, 3 tane 3 tane 2 üzeri 6 var. 2 üzeri 6, 2 üzeri 6, 2 üzeri 6. Bak 3 tane 2 üzeri 6. Şu an 3 tane 2 üzeri 6 yazdım. Artı bir tane de şundan var. Yani bir tane de 2 üzeri 5 var. Bu DC arkadaşlar. DC uzunluğu. Ama ben nereyi bulacağım? Şuraya da KL diyelim biz bunlara da. KL uzunluğunu. KL uzunluğunu bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? Bak buradan 2 tane şundan çıkartacağım. Değil mi? Eksi 2 üzeri 5 eksi 2 üzeri 5. Değil mi? Güzel. Arkadaşlar al sana bu da KL uzunluğu. Harika. Şimdi bak 2 üzeri 5'ten 2 üzeri 5'i çıkarttım. 3 tane devam ediyorum bak. 3 tane 2 üzeri 6 eksi 2 tane 2 üzeri 5. Öğretmenim bu nasıl yapılıyor? Arkadaşlar böyle ifadelerde üstleri aynı yapmak üzere bunu şöyle yapıyorum. 2 çarpı 2 üzeri 5 eksi 2 üzeri 5 diyorum ben buna. 2 üzeri 6'yı böyle parçaladım. 3 çarpı 2 6'dır. 2 üzeri 5, 2 üzeri 5. 6 tane 2 üzeri 5'ten bir tane 2 üzeri 5 çıkarsa ne kalır? 5 çarpı 2 üzeri 5. İşte olay budur. Arkadaşlar uzun kenarı buldum. Bu uzun kenar. Kısa kenar içinde yine benzer bir şey yapacağım arkadaşlar. CB uzunluğunu söyleyeyim bana. Bakın CB uzunluğunda 2 tane uzun kenardan var. 2 tane 2 üzeri 6 var. Değil mi? Bir tane de ne var? Bir tane de 2 üzeri 5 var. Bu CB uzunluğu. Güzel. Bundan neyi çıkartacağım? Yine arkadaşlar bakın bir tane, bir tane. 2 tane 2 üzeri 5 çıkartacağım. 2 üzeri 5, 2 üzeri 5. Yine hop bu gitti, bu gitti. 2 tane 2 üzeri 6 yine aynı şeyi yapıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 5. Şurası 2 üzeri 6 dikkatini çekerim. Eksi 2 üzeri 5. Bak bu ne oldu o zaman? 4 tane 2 üzeri 5 eksi 2 üzeri 5. 4 taneden bir tanesi çıkarsa 3 tane 2 üzeri 5 olur. Arkadaşlar bu da kısa kenar. Harika. Sevgili arkadaşlar şimdi soru şuna dönüştü. Sarı alanı çizdim bak. Hiçbir masraftan kaçınmayarak bir de sarıyla boyayayım senin için. 5 çarpı 2 üzeri 5
3 çarpı 2 üzeri 5. Arkadaşlar burada da 5 çarpı 2 üzeri 5, burada da 3 çarpı 2 üzeri 5 var. Doğru mudur? Doğrudur. Ne görüyorsun? Bak 5 tane, 3 tane, 5 tane, 3 tane, 8, 13, 16 tane. 16 tane 2 üzeri 5. Bak tekrar ediyorum, çarpma benim için adet keredir. 5 tane 2 üzeri 5, 3 tane 2 üzeri 5, 5 tane 2 üzeri 5, 3 tane 2 üzeri 5. 16 tane. Peki arkadaşlar bunu nasıl söyleyeceğim? 16'yı da 2 üzeri 4, bu da 2 üzeri 5. Tabanlar aynı, üstleri topla ne de duruyorsun? 4 artı 5, 9 yapar. Yani 2 üzeri 9, C şıkkı yapar. Anlaştık? Harika. 16 ile devam etmek anamızın ak sütü kadar helaldir arkadaşlar. Evet, zorlu sorular başlıyor. Dikkat. Zor bir soru gibi duyuyor. Evet arkadaşlar, bir bakalım. Her birinin kütlesi 4 gram. 4, 4, 4. Ve her kütlesi 28, 28. Yeter sayıda var. Ve arkadaşlar ne kadar? 700 gramdan fazla diyor. Şimdi sayfayı şöyle çevireceğim. Mavişler. Şu mavişleri şöyle yapayım. 4 gram. Sarıları yapayım. Sayfayı çevireceğim ya aşağıya doğru. Bu da 28 gram arkadaşlar. Tamam mı? Güzel. Hop. Diyor ki mavi ve sarı balinanın tamamı arkadaşlar. Her bir torbasında 36 gram. Gram. B torbasında 60 gram. Bilyeler olacak şekilde AB torbasına yerleştirilir. AB torbasında bilyelerin toplam kütlesi arkadaşlar, buradaki toplam kütleler B torbasının toplam kütlesine eşit. Güzel. Buna göre başlangıçta toplam bilye sayısı en az kaçtır? Arkadaşlar ya Allah, bismillah. Bir kere burada kaç tane torba var, burada da kaç tane var bilmiyorum. Ama bulabilir miyim? Bulurum. Nasıl? Ben bunların aynı olduklarını biliyorum. Peki aynı olabilmesi nedir? Bak burada olan sayılar 36, bir 36 daha 72, bir 36 daha 108. Böyle gider. Bu nasıl gider? 60, 120, 180 diye, değil mi? 60. Ben böyle şey mi yapacağım arkadaşlar? Angarya mı işe yapacağım? Hayır. Ne yapacağım? Ekoklarını bulacağım. Ekok 36, 60'ı bulacağım. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Hemen şurada algoritmamızı yapalım. 36 ile 60'ı 2'ye böldüm. 18, 30. 2'ye böldüm. 9, 15. 3'e böldüm. 3, 5. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Çarptım bunların hepsini. 4, 12, 36, 180. Arkadaşlar bizim ekoklarımız 180'miş. Yani bu arkadaşlar 180'de buluşuyor. Doğru mudur? Doğrudur. Bak dikkat et. Arkadaşlar burada 180 kilo, burada da 180 kilo olabilir. Doğru mu? Doğru. Peki ben bunları toplarsam kaç eder? 360 gram yapar. Arkadaşlar 360 ama bana dedi %700'den fazla. O zaman burada 360 gram 180'in iki katı. Burada da arkadaşlar ne olacak? Gene 360 gram olursa ne oluyor? 720 oluyor topladığında. Evet, şimdi olaya ulaştım arkadaşlar. 700'den fazla. Demek ki burada 360 gram, burada da 360 gram var. Hiç boş durmuyorum, hemen ne diyorum? 10 torba. Değil mi? 360 olması için 10 katı. Burada da arkadaşlar 6 torba var. İşte soru bitti arkadaşlar bu saatten sonra. Şimdi öğretmenim nasıl bitti, nasıl yapacağız? Bak en az kaç bilye? Arkadaşlar birinci torba A torbası, şu da B torbası olsun. Bana söyle sevgili arkadaşım, sen buraya şimdi en az sayıda koymak için ne koyarsın? Arkadaşlar bir tane sarı koyarım. Bak dikkat et, 36'yı elde etmek için değil mi? 36 için. Bir tane 28 koyarım. Bir tane 4, bir tane daha 4 koyarım değil mi? İki tane de maviş koyarım. Topla 36 gram. Değil mi? Güzel. En az sayıda elde etmek için. Şimdi buraya arkadaşlar 60 gram elde etmek için helalinden iki tane sarıyı bir koyarım. Değil mi? 28, 28. Ne oldu? 56 oldu. Ha, bir tane de maviş koyalım. Bir de 4 gram. Oldu mu? Oldu. Bu da oldu mu sana 60 gram? Oldu. Sevgili arkadaşlar bak. Burada 3 tane var. 10 torba. 10 çarpı 3 bilye artı. Burada da 3 tane bilye var. Ama 6 torba var. 6 çarpı 3 bilye. Değil mi? Bak 10 torbada 3'er bilye. 6 torbada 3'er bilye. Burası 30.
Burası 18, buyur sana 48 bilye en az. Anlaştığımızı düşünüyorum arkadaşlar. İtirazı olan varsa yorumlara yazabilir. 17 numara bizi bekliyor. Oo, en sevdiklerimizden. Her birinin dikdörtgen şeklinde ön yüzünün alanı 135 cm kare. Arkadaşlar bu şu demek. Şöyle bir dikdörtgenler 5 adet özdeş çekmece. Arkadaşlar çekmecem var. Bu arkadaşın alanı 135 cm kare. Kısa kenarıyla uzun kenarın çarpımı değil mi? A çarpı B 135'miş arkadaşlar. Deneyecek miyiz? Hayır. Bak çok güzel bulacağız. Tamam. Yerleştirildiğinde CB kenarının eğimi 3 bölü 4'tür. Oo çok güzel. Buna göre A ve B noktalar arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Arkadaşlar merak edilen şey şu arkadaşların arasındaki uzaklık. Peki ne yapalım ne edelim çözelim. Arkadaşlar eğim 3 bölü 4. Eğim neydi? Dikey bölü yataydı. Arkadaşlar 3 bölü 4 olması demek ne demek? Şurası 3'ün katı, burası da 4'ün katı demek değil mi? Evet öğretmenim bakın 3'ün 4'ün katı. O zaman arkadaşlar ben ne biliyorum üçgenlerde de? 3, 4, 5 üçgeni biliyordum değil mi? Bakın 3, 4 o zaman burası da 5'in katı. Öğretmenim bu ne ya 5'in katı falan diyorsun. Arkadaşlar sen bunu ortaokul 7'de de öğrendin hatta 6'da bile. Bu 3'ün katı, bu 4'ün bu 1. Ha o zaman 3'ün katıysa burası 6, bu 4'ün katıysa 40, ondan sonra bu da 5'in katıysa 50 olabilir. Hayır, aman diyeyim. Aynı katları olacak. Mesela 1 katı 1 katı 3, 4, 5. 2 katı 2 katı 6, 8, 10. 10 katı 30, 40, 50. Arkadaşlar şu K aynı sayı olacak. Ha, ben şimdi zaten bu K'yi bulmaya çalışacağım. Peki nasıl bulacağım? Deneyerek mi? Hayır. Arkadaşlar işte bak ben buraya 3K dedim 4K. Nereden? Eğimden dolayı bakın. 3K 4K. 3'ün 4'e oranı. Güzel. Ve çok güzel bir bilgim var. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı 135. Ben uzun kenarı buldum. Uzun kenar 5K kadar. E kısa kenar. Arkadaşlar dikkatini çekelim. 4 tane kısa kenar var burada. 3K dediğime göre 1 tane kısa kenar 3K bölü 4 değil mi? Şöyle çizecek olursam. Tekrar ediyorum. Burası 3K ise 1, 2, 3, 4 tane var. 4'e böldüm. E burası da 5K değil mi? Evet. İşte arkadaşlar bu iki arkadaşı çarptığımda 3K bölü 4 ile 5K'yi çarptığımda karşıma 135 çıkacakmış. Oo sert. Arkadaşlar bu durumlarda ben ne yapıyordum? Benim kanalımı takip edenler bilir. 4 burada bölüm halinde. Buraya gönderdim çarpma. Evet. 3 çarpma halinde buraya bölme olarak gönderdim. 5 çarpma halinde bölme olarak gönderdim. K çarpı K buymuş. E nasıl yapacağız? Yapalım. Arkadaşlar şurası 15. 135'i de 15'e bölsek 9 yapar. 9 çarpı 4. Burada da K çarpı K kalsın. İstiyorsan K kare yaz. Arkadaşlar artık gösteriyor değil mi? K kare eşittir. 36. E kimin karesi 36? 6'nın. Arkadaşlar aranan kan bulunmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ne demek? AB arasındaki uzaklık soruluyordu bana. K'yi 6 bulduysam burası da 5K ise 5 ile 6'yı çarp şimdi sevgili arkadaşım. Çünkü artık K'yi buldum. Burası artık 30 santimetre. Harika. Arkadaşlar 30 santimetre olarak buldum. Şimdi şurayı bulmuş oldum. Öğretmenim bu kısayı bulalım mı? Hiç gerek yok. Çünkü şurası bana lazım. E ben buraya 4K demedim mi? Evet. Şurası 30 santimetre. Güya kendime güzel kalem aldım. Hala eskisiyle yazıyorum. Burası 30 santimetre bulunmuştur. Arkadaşlar 4K. K'yi 6 bulduğuma göre burası da 24 santimetre değil mi? Evet öğretmenim. Topla şimdi 30 ile 24'ü. Sakarya'nın Adapazarı'nın plaka işareti 54. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Harika. 54'ü de gönül rahatlığıyla işaretledikten sonra sevdiğim diğer sorulardan bir tanesi. 18 geldi. Yukarıdaki kareli zeminde KLM karesi verilmiştir. Bu bir hareketle şekildeki A noktasına doğrusal bir yol boyunca ilerleyerek B noktasına ulaştığında AKB üçgeni burada görüyorum arkadaşlar oluşmuştur. Daha sonra bu hareketli B noktasında doğrusal bir yol boyunca ilerleyerek ML kenarı üzerinde bir noktaya ulaştığına göre oluşan üçgen AKB üçgeni ile benzerdir. Güzel. Buna göre A noktasında harekete başlayan bu hareketlerin aldığı toplam yolun uzunluğu en az kaç birimdir?
Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın burada dikkat etmem gereken husus şu. Burada bir üçgenim var. Şuraya bakın. Bak say 1, 2, 3. Burası 3 birim. Bak burası da 1, 2, 3, 4 birim. Sen buranın 5 birim olduğunu da biliyorsun. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben buradan yola çıkacağım. Şuradaki arkadaşa ulaşacağım. En az kaç birim diyor ya. Şimdi bunun iki tane çözümü var aslında. Ben sana güzelini göstereceğim. Şurayı sayalım. Bak buradan buraya ulaşacak çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arkadaşlar burası da 12 birim. Şu uzunluğumda benim 12 birim, tamam mı? Güzel. Arkadaşlar şimdi bu arkadaşın en kısa olabilmesi için eğer burası 3'e karşılık geliyorsa 3'ün 4 katı, o zaman da 4'ün 4 katı şöyle bir üçgen çizerim burada, tamam mı? Ama bu büyük olur. En az istediği için şöyle yapalım. Burası 4'ün kaç katı? 3 katı. Yani 3 katı olan üçgen çizelim. Bak bu benim üçgenim 3, 4, 5 üçgeni ya. Güzel. 3 katı ne olur arkadaşlar? 4'ün, bak burası 12 birim olacak ya. 12, 3 katı 9, 3 katı 15. Bunu arayacağım. Yani sevgili arkadaşım bak 12, şimdi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurası olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İşte budur arkadaşlar. En küçük üçgeni böyle elde ederim. Burada şöyle de bir şey var. Yani 4 katı çizseydin şöyle bir üçgen çizeceksin. Bu da benzerdi. Ama en küçük çizeceğimiz üçgen budur arkadaşlar. Aha da budur. Tamam mı? Tamam. Diyor ki bana aldığı yol toplam uzunluk. Arkadaşlar bak burası 5 birim. Bunu gördük zaten. 5. Ben buradan bir de 3 katı 3 katı çizdim. Değil mi bak? 3'ün 3 katı 9. 4'ün 3 katı 12. 5'in 3 katı burası da 15 değil mi? Evet. Aldığım yol bu işte. 5 artı 15 eşittir 20. Yani bu soruyu böyle düşünüp tutup da 15 işaretleyen arkadaşlar için de üzüldüğümü belirtmek istiyorum ki şu an ah hocam ah sorma ben de aynısını yaptım diyenleri duyar gibiyim. Ben de neredeyse 15 diyecektim çünkü bu soruya. Meğersem aldığı toplam yolu soruyor. Sadece burayı sorsaydı 15 olurdu ama önceden de bir 5 depmiş değil mi? Güzel. 19 gelsin mi? Gelsin. Bir saati aşkın bir video olacağız gene. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her biri bir kutuca bir sayı gelecek şekilde 9 özdeş kutulardan her birine ayrı ayrı yazılacak. Bu tablonun dıp 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 dıp. Buna göre tablonun ikinci sırasında mavi kartlarla kapatılan satırların toplamı. Arkadaşlar şuradaki mavi sayıları soruyor. Şimdi okuyalım. Birinci satırın elde edilen arkadaşlar öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunları yazdık. Bak 4'ü her biri yazılacak ya. 4'ü yazmışız. 5'i yazmışız. 6'yı yazmışız. 7'yi yazmışız. Alternatiflere bakacağım. Birinci satırda diyor ki rastgele seçilen bir kutucukta sayının 3'ten küçük olma olasılığı. Bak 3'ten küçük olma olasılığı şunlar yani. 3'ten büyük olma olasılığından daha fazladır. Ha, güzel. Arkadaşlar burada gördüğüm 4. Demek ki 2 tane 2 tane 3'ten küçük sayı olmalı. Yani burada 1 ve 2 olacak. Bak 1 ve 2'yi de kullandım şu an. Fark ettin mi? Güzel. 3'ten küçük olma olasılığı daha fazla 3'ten küçük sayılar. Bana bunu söylüyor. Cepte. Üçüncü satırında diyor rastgele seçeceğim bir kutucukta sayının tek sayı olma olasılığı. Arkadaşlar şuraya koyacağım. Bak burada bir tane tek bir tane de çift sayı var. Tek sayı olma olasılığı çift sayı olma olasılığından daha azdır. Yani çiftler daha fazla. Çift sayı daha fazla. O zaman bu kalanlardan 3, 8, 9'dan hangisi burada? Tabii ki 8 burada. 8'i de buraya harcadım. Arkadaşlar buraya ne kaldı şimdi? 3 ve 9 kaldı. 3 artı 9 equals 12. Anlaştık. Harika. 19'a da bu sayı işaretledik. Geldik şu kallavi güzel soruya. 20 numara. 20 numara şöyle seslenir. Ey şimşekler. Aşağıdaki uzunluğu 7 birim. Genişliği 2 birim olan dikdörtgen şeklinde bir yol modellenmiştir. EA'nın uzunluğu 3 birimdir. Görüyorum. Bu modele göre A noktasına bir adet tabela yerleştirilmiştir. Yerleştirdik. BC kenarının uzunluğunun üzerine de bir noktaya bir adet tabela yerleştirdik. Buraya da bir tabela işleyeceğiz arkadaşlar.
Bu noktanın A noktası olan uzaklığı birim cinsinden doğal sayı. Arkadaşlar doğal sayı olacak. Tamam mı? Tamam hocam. Buna göre bu tabela B ile C arasında kaç farklı noktaya yerleştirilebilir? Çok klas bir soru. Arkadaşlar ya Allah bismillah. Bir kere bu arkadaş burası 2 birim ise bak tam karşısına koyarsam burası 2 birim olur değil mi? Tamam. Bak burası oldu. Arkadaşlar şimdi bak benim koyacağım diğer şeyler 2'den daha fazla değil mi? 2'den küçük 1 olamaz zaten değil mi? 1 olsa karşı şey. O zaman ne olabilir? 3 olabilir. Bakalım 3 olabiliyor mu? Arkadaşlar şurası 3 olsa bir bakalım. Buraya da koyabilirim. Buraya da koyabilirim değil mi? Evet. Bakın 3, 3 olabiliyor mu? Öğretmenim olur ya. Burası 3 birim. Arkadaşlar bunu test etmenin en güzel yolu ne? Hemen dik üçgen yapıyoruz. Bak dik üçgen buranın 2 olduğunu görüyorum. 2, 3. Şurası acaba şu uzunluğu kurtaracak mı? Benim bakacağım şey bu. Bak aynı üçgenden bahsediyoruz. Bir ile ilgilenelim. Arkadaşlar şu mesafeye x diyelim. Ne diyeceğiz? X kare artı. Pisagor yapıyorum. 2'nin karesi eşittir 3'ün karesi değil mi? Güzel. X'in karesi eşittir, X'in karesi artı 4 eşittir 9. X'in karesi eşittir 5. X eşittir kök 5. Arkadaşlar kök 5 sayısının sayı doğrusu üzerinde 2 ile 3 arasında bir şey olduğunu biliyoruz zaten değil mi? Evet. Çünkü hemen onu da gösterelim. 2, 3, kök 4, kök 9. Evet burada. Yani arkadaşlar burası da 3 birim olduğuna göre bu arkadaş kök 5 yani şu mesafe olabilir. Bu arada kalabilir. Güzel. Arkadaşlar şimdiden 3 tane buldum bak. Buraya da koyabilirim. Tam karşısına koyabilirim. Buraya da koyabilirim. Başka şansım var mı? Öğretmenim 4 birim olabilir. Bakın 4 için bakalım. Şöyle üçgen yaptım. Şurası 4. Şurası da 2. Hemen o üçgeni de şuraya yazayım arkadaşlar. Bak şöyle bir şey. 2 birim 4 birim oluyor mu acaba? Şimdi şuraya x diyelim. X kare artı 2'nin karesi eşittir. 4'ün karesi olmalı. X kare artı 4 artı 16 bu olmalı. X kare eşittir. 16'dan 4 çıkarttım. 12. Arkadaşlar x kaç olmalı bu durumda? Kök 12. Bırak böyle dağınık kalsın. Arkadaşlar kök 12 nerede? Kök 12'de arkadaşlar. Kök 9 ile kök 16 arasında. Hemen şuraya yapacak olursak. Kök 9, kök 16. Yani 3 ile 4 arasında. Doğru mudur? Doğrudur. Yani bu değer burada. Arkadaşlar peki şu mesafe toplam 7 olduğuna göre burası 3 ise şu mesafe ne kadar? 4 santimetre. Demek ki bak 3 ile 4 arasında olduğu için burada böyle bir nokta bulabilirim. Çünkü bu mesafe 3 ile 4 arasında olduğu için kök 12 burada olabilir. Bunu buldum. Peki burada olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Çünkü bu sayı arkadaşlar kök 12 şurada olacağı için 3'ten fazla. 3'ten fazla iş olduğu için buraya düşer. Bak o yüzden böyle verilmiş. Demek ki burada sağ tarafta bir tane tabela alabilirim. Tam ortada var. 2 tane de şurada aldım. Toplam 4 tane olabilirmiş demek. Neden 4 olduğu anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Harika. Tam karşısında olursa 2 birim. Biraz kenarlarda olunca 3, 3. 4 santimetre olabilmesi için sağda bir yerim var, boşluğum. Çünkü burası 4 santimetre kurtarıyor, 4 birim. Ama burası kurtarmıyor, burada buraya düşüyor. Anlaştık mı? Harika. Arkadaşlar dediğim gibi sorular evet 23'e göre bir tık daha zorumsu gibi. Ama güzel yani. Bundan sonra ben liseyle ilgileniyorum diyen arkadaşlar için bunları sana tekrar göstereyim. Bunlar da arkadaşlar inşallah YKS'ye kadar bizlerle beraber olacak. Diğer taraftan 8 ile ilgili şuradaki videolarımda bakmayı unutmayın. Bunlar da size faydalı olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.